Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün tekrar yine birlikteyiz. Bugün sizlerle Muallim Naci inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen e, videomuza geçiyoruz. Facebook'tan bizi beğenerek bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, resmimize geçti İki tane resmimiz ol olacak yine arkadaşlar. E, resimleri iyice inceliyoruz videoyu durdurup ardından devam ediyoruz hemen. Evet arkadaşlar, tekrar oynattığınız varsayarsak hemen soldaki resimden başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda hemen ortamı yorumlayalım. Burası bir köy arkadaşlar. Muallim Naci. Bakın Muallim Naci bu köy aklımıza Muallim Naci'nin gözünden canlanacak arkadaşlar. Muallim Naci'nin A harfinden bir göz hayal ediyoruz ve bu gözden akan bir şelale ve şelalenin birleştiği bir ırmak hayal ediyoruz arkadaşlar bakın. Muallim Naci'nin A harfinden bir göz ve bu gözden akan yaşlar bir şelale oluşturmuş ve o şelale o şelalede bir ırmak oluşturmuş arkadaşlar. Evet şu ana bir köydeyiz ve bu şelalenin aktığı ırmağın adı aktığı nehirin adı Dicle Nehri arkadaşlar. Bakın çok ülkemizin de önemli nehirlerinden birisi Dicle Irmağı ve bu Dicle Irmağı arkadaşlar yağmurdan efendime söyleyeyim selden yeraltı sularından beslenmiyor. Dediğim gibi şelaleden besleniyor arkadaşlar. Dicle nehrinin ortaya çıkışı neyle oluyordu? Şelale ile oluyordu. Buradan da aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Şerare gelecek. Şerare gelecek arkadaşlar aklımıza. Evet bu şerarede ...başında, şelalenin başında, nehrin başında, Dicle Nehri'nin başında bir anne görüyoruz. Ve gözleri oldukça yaşlı bir şekilde o dağılıyor. Onun bir oğlu vardı arkadaşlar. Bir oğlu vardı uzun yıllar önce. Ve oğluna ne diyordu biliyor musunuz? Oğluna şekerpare, şekerpare diye sesleniyordu arkadaşlar. Bir gün şekerpare yazı sıcağında ateşlenmiş. Sıcakta yalnız başına ateşlenmiş terlemiş ve Dicle nehrine yüzmeye girmiş serinlemek için ancak o Dicle girdiği Dicle nehrinde şelaleden beslenen o Dicle nehrinde bizim şekerparemiz maalesef ki boğuluyor ve annemiz de o yüzden ağlıyor arkadaşlar. Bundan sonra da oğlumuzun adı şekerpare değil ateşpare oluyor arkadaşlar. Bakın şeker pareydi. Ateşlendiği için Dicle Nehri'ne giriyordu ve adı artık şeker pare oluyordu arkadaşlar. Annemiz annemizin adı e, ne diye soracak olursanız hemen şöyle cevabımızı bu üçlük üç tane köylü kız veriyor arkadaşlar. Bakın ne diyor? Ağla Firuzen ağla diyor arkadaşlar. Annemizin adı Füruzan Firuzen. Evet kızlarımız şu anda sümbüllerin çiçeklerin arasında ağla Firuzan ağla diye şarkı söylüyor arkadaşlar. Bakın sümbülleri görüyorsunuz değil mi resimlerde e, çiçek böcek her şey var ama en fazla sümbüller var arkadaşlar. Buradan da aklımıza e, sümbüller gelecek arkadaşlar. Sümbüllerden de sümbüyle geliyor arkadaşlar. E, bu kızlarımız bu kızlarımız. Ee, sümbüllerin yanında ee, şarkı söylüyor arkadaşlar. Tarkan'ın şarkısını söylüyor. bakın dinleyelim bir de. Gördüğünüz gibi annemizle dalga içiyorlar Firuzan Ağla diye. Köylü kızlar şarkı söylüyor arkadaşlar. Tarkan'ın şarkısını söylüyor. Söylüyorlar Ağla Firuzan Ağla diye. Köylü kızların şarkısı arkadaşlar. Köylü kızlar şarkı söylüyor. Buradan da aklımıza köylü kızların şarkısı Gelecek. Evet hemen yandaki resme geçiyoruz. Bir gariban var. Garip bir anneannemiz var. Bu da e, eski adıyla Şekerpare yeni adıyla Ateşpare'nin anneannesi oluyor. Anneannesi e, Şekerpare'nin mezarına yani Ömer'in gerçek adı Ömer. Ömer Çip'in mezarına geliyor ve e, şanlı bir şekilde geliyor. Gariban bir şekilde geliyor ve Ömer'in çocukluğunu hatırlıyor bakın. Burada salıncakta sallanıyor, burada topla oynuyor. Burada da anneannesine salınırken Ömer'in çocukluğu aklına geliyor arkadaşlar. Bakın Ömer'in çocukluğu anneannesinin aklına şanlı bir şekilde, gariban bir şekilde e, anneannesinin aklına geliyor arkadaşlar. Ömer Çipin Ömer'in çocukluğu ve ne demiştik? Şanlı bir şekilde, gariban annemizin, anneannemizin aklına ne geliyordu? Ömer'in çocukluğu geliyordu arkadaşlar. Şanlı, şanlı gariban. Evet bir gün arkadaşlar... Anneannemiz... Annemiz Firuz'dan... Ve 3 tane köylü kız... Artık sıkılıyor. Artık yaşlanıyorlar ve canlarına tak ediyor. Bunun yüzünden de... Bu nedenden dolayı da... Dicle nehrinden... Dicle nehrinin suyu biliyorsunuz ki temiz. Şelaleden akan Dicle nehrinin suyu temiz. Ve sinirlerini biraz dağıtmak için evden bir çaydanlık getiriyorlar. Evden bir çaydanlık getiriyorlar ve Dicle Nehri'nin suyuyla bir çay demliyorlar arkadaşlar bakın. Çay demliyorlar. Demliyorlar demdeme arkadaşlar. Bir çay demliyorlar. Demdeme de Muallim Naci'nin en önemli eserlerinden birisi arkadaşlar bakın. Dicle Nehri, Nehri'nin suyuyla bir çay demliyorlar. Muallim Naci'nin en önemli eserlerinden birisi. Ve yine Muallim Naci'nin bir eseri olan Lügat-ı Naci görüyoruz. Bu da aklımıza zaten Muallim Naci'nin Naci'sinden gelecek gelecektir umarım. Evet bugün yine Muallim Naci'nin 10 eserini inceledik arkadaşlar. Umarım Aklınızda kalmıştır. Eğer kalmalıysa tekrardan videoyu başa döndürün ve tekrar tekrar izlemenizi öneriyorum. öneriyorum. Bizi takipte kalın. Facebook sayfamızı bize destek olmak için Facebook sayfamızı beğenmenizi rica ediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu videoyu da likeleyebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Ve daha fazla videodan haberdar olmak için istiyorsanız bize YouTube'dan da abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.